Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günkü kabine toplantısı sonrası tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz diyerek açıkladığı yeni adımlar ve büyük finansörler bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Şimdi kara kara düşünüyorlar diyen Sayın Bakan Nebati. Biz de bakana soruyoruz o zaman. Finansörler projeden haberdar mıydı? Bu nasıl bir açıklama anlamak istiyoruz. Sayın Bakan, gözlerine baktım. Liyakatsizliği, iş bilmezliği, hukuksuzluğu, eğitimsizliği, talanı görüyorum. Ama ben senin sadece gözüne değil, yüzüne de bakınca büyük bir enkaz görüyorum. Size bir fıkra anlatayım. Temel sahilde sevgilisiyle otururken kız demiş ki, hayatım, gözlerime bakınca ne görüyorsun? Temel bakmış, bakmış ve çapak görüyorum demiş. Bizim ekonominin durumu da aynen böyle. Değerli kardeşlerim, şimdi finansal piyasalarda işlem iki boyutludur. Yani çarpılan küçük yatırımcıysa mutlaka bunun bir de çarpanı vardır. İstanbul'a geldiğimden beri aracı kurumların içinde büyüdüm. Dolayısıyla bu tip manipülasyonları İstanbul borsasında 98 yılından beri gözlemlemeye başladım ve gördüm. Bakın, hikaye aynıdır. Bu bir manipülasyondur. Burada çok net bir insider trading suçu vardır. Sermaye piyasası kanuna göre suçtur zaten. Ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bugünkü uzmanlarının, müfettişlerinin bu işlemleri denetlemesi icap eder. Eğer bugün denetlenmezse 2023'te yapılacak seçimlerde milletimiz bize bu yetkiyi verirse SPK'nın başındaki ve iktidarın başındaki isimler değiştikten sonra otomatik olarak denetleneceklerdir. Burada kriminal bir durum vardır. Yıllardır 98'den beri ben hisselerde izlerdim. Çok tane basit güvensiz hisselerde bir manipülatör vardır. O manipülatör bir haber çıkartır, yukarıya çeker fiyatı. Ondan sonra küçük yatırımcı gider, bunu alır, bilgisizdir ve bir anda bu haber tersine çevrilir. Yukarıda küçük yatırımcıya mal verilir. Ondan sonra bir panik yaratılır, satış paniği. İlk önce bir alım paniği vardı. Olumlu bir durum gösterilir. Daha sonra bu satış haline döner ve fiyatlar çakılmaya başlar. Şimdi dolar ve TL'de bunun biraz daha tersi mekanizma işledi. Değerli kardeşlerim, yukarı çıkarken böyle olumsuz haberler adeta izin verildiği, fiyatın 18'e gitmesi izlendi. Merkez Bankası çıktı, 6 milyar, 7,7 milyar dolar arka kapılarda satış yaptı. Ama bunun tabii ki kurları tutamayacağı aşikardı. Çünkü çözüm belliydi. Çözüm neydi? Çözüm faiz arttırmanız lazım kısa vadede. Orta ve uzun vadede reformlar yaparak rezervi doldurmanız en güzel yol ama bunu yapamayacağınız ortada. Vaktiniz olmadığından beri o zaman faiz arttırımı gerekiyordu. Peki şu soruyu hükümete ve Sayın Nebati'ye sormak isterim. Niye 18'e kadar beklediniz? Niye bunu kur 8 TL iken yapmadınız? Niye 9 TL iken yapmadınız? Sayın hükümet edenler, bakın burada vatandaş bunu çok rahat okuyor. Hükümet adeta intikam aldı. Eğer sen benden vazgeçtiysen, eğer sen bana inanmıyorsan, tüketici güven endeksi düşüyor, reel kesim güven endeksi düşüyor. Benden umudu kestiniz. Durun, ben size öyle bir şey yapacağım ki 18'den alacaksınız, hem de maaşınızı alacaksınız ve bu maaşı ben yarısını cebinizden alacağım. Değerli kardeşlerim, bakın burada olan halkı zarar ettirmektir. Çok büyük bir manipülasyondur ve gördüklerimi söylüyorum. Bu manipülasyonu ne yazık ki bu ülkenin yöneticileri yaptığına dair çok ciddi kuşkularımız var. İkincisi, burada en önemli noktalardan birisi de halkın şu an çok büyük bir mağduriyeti var. Dolayısıyla burada bir rövanş yapılmış bir yapı. İntikam almış gibi işte Sayın Bakan açıklıyor. Küçük yatırımcı zarar etti diyor.
Peki şunu açıklayın bize. Şunu bilmek istiyoruz artık. 18 TL üzerinden yaptığınız açıklamadan 12 saat önce ve 12 saat sonra 50 milyon dolar ve üzerindeki bütün işlemleri bize açıklayın. Ve bu 50 milyon dolar üzerindeki işlemleri, mesajlar, mailler, telefon kayıtları, o telefon kayıtlarının incelenme sonucunda bakanlık yetkilileri ya da AK Parti teşkilatları ile görüşme var mı yok mu, bunları da kamuoyuna bildirin. Bu durum açıkça dolaylı bir faiz artışıdır. Kur %40 artmış, faiz %14 ise aradaki 26 puana neden edecek. Ve bunun adı faiz olmayacak. Müthişsiniz. Tabii bunu yapacak yetkili var mı ülkemizde, bunu da bilmek lazım. Ama buradan sesleniyorum. Bu ülkenin en genç siyasi lideri olarak tekrardan iletiyorum. Tabii ki bunlar yapılmayacak. Ben de biliyorum. Döviz kuru ile mevduat arasındaki fark devlet tarafından ödenecek ise faiz getirisi piyasa koşullarına göre yükseltilecek demektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne diye kendi faizini düşürüyor? Bu para arzından aynı tutarda artış demektir. Ve çok ciddi enflasyonist etkisi olur. Sürdürülemez. Şimdi buradan son kez sesleniyorum. Ama dijital dünyanın bir özelliği vardır. İzler kaybolmaz. Ve bu izler 2023'te araştırıldığında, değerli kardeşlerim, bağlantılar karşımıza çıkacak. Burada Türk halkı zarar ettirilmiştir. Bu olayda ben bir iyi niyet göremiyorum. Millet adına merak ediyorum ve hükümete soruyorum. Bu yaşananları alalım, önümüze koyalım şimdi. Enflasyon Ocak ayının 3'ünde açıklanacak. Belli ki yukarı gidecek. Ondan sonra 2 ayda yukarı gidecek. Ondan sonra 2 ayda yukarı gidecek. Yani 3 ay içinde bunu düşürmenin imkanı yok. Şimdi enflasyon yukarı giderken kur sabitse, burada bu geliştirilen ürünlerden dolayı kim zarar edecek? Tabii ki milletimiz zarar edecek. Bugün tebliğ yayınlandı. En yüksek faiz 17 denildi. Ama 3 Ocak'ta enflasyon 27 açıklandığında 27-17 arasındaki fark kadar 10 puan kim zarar edecek? Milletimiz zarar edecek. Bakın, kurun arttığını düşünelim. Sabit kaldığını varsayımında milletimizin faizden zarar ettiğini düşündük. Kurun arttığını düşünelim. Bu sefer kim zarar edecek? Hazinemiz zarar edecek. Çünkü aradaki kur farkını hazine ödeyecek. Bunu nasıl yapacak? Ya hazine gidecek borç alacak, ya da kanuni bir engel olduğu için halen bu konuyu meclise taşımadılar. İkinci plan olarak da ne yapacaklar? Merkez Bankası'ndan rica edecekler. Matbaada para basılacak. Değerli kardeşlerim, bu basılan para da enflasyona sebebiyet verecek. Dolayısıyla burada ne yazık ki böyle bir büyük zafer olarak anlatılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati Bey tarafından. İşte Cumhurbaşkanı'nın manifestosundan sonra kur düştü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın manifestosu, eğer biz üretim modelini değiştirdik, biz artık Amerika'dan, Çin'den, Almanya'dan yarı mamul ürünler ithal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında makam aracı olarak şahsen ben 3,5 milyon dolardan Mercedes araçları almayacağım. Bu anlam Mercedes ve uçakları satarak bir tasarruf paketi açıklıyorum. Ve bunu bütün kamuoyuna yazacağım diye bir reform paketi açıklasaydı, Adalet Birlik Partisi olarak zaten şu an bu ekranda ve diğer mecralarda kendisini canı gönülden desteklerdik. Değerli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanı halktan bir şekilde doları alarak boşalttıkları yanlış ekonomi politikasıyla, boşalttıkları rezervleri çok uyanık bir manipülatör edasıyla dolduracak bir politika geliştirdi. Bizim Adalet Birlik Partisi olarak isyan ettiğimiz nokta bu. Yani hazineye, Merkez Bankası'na, milletimize bir maliyet çıkartmadan siz bu kuru düşürebilseydiniz sizi ayakta alkışlardık. Ama siz bunun tamamen tersini yaptınız. Asgari ücretli bir vatandaşımız gitti 100 dolar aldı. Bunu alan vatandaşımızın maaşının yarısı gitti. Ve siz diyorsunuz ki hadi getir dolarları. Niye? Sizin savurganlılıkla bitirdiğiniz 128 milyar doları bir şekilde halkı dişinden tırnağından arttırdığı dolarlarla doldurmaya çalışıyorsunuz. Ama benim gördüğüm, sokakta konuştuğum vatandaşımın yatırımcı olarak şunu söylüyor.
Burada biz iyi niyet göremiyoruz. Parti olarak biz de bu iyi niyeti göremiyoruz. Eğer iyi niyet olsaydı, Türk lirası dolar bu kadar sert düşüşüne Merkez Bankası durdursaydı, 18 TL'den alan insanlar da bakalım 18'den hadi bakalım ne yapalım, bir zarar ettik, 12 buçukta bunu verelim derdi. Ama Allah aşkına 18 TL'den alan bir insan götürüp 10 TL'den 11 TL'den doları bozdurur mu? Bozdurmaz. Yüksek kurdan alan hepsi bekliyor ve hepsi beklemeye devam ediyor. 2022 Ocak ayının 3'ünde enflasyon rakamları geldiğinde 27'den 17'yi çıkartabilen her vatandaşımız bu sistemin çalışmayacağını farkına varacak. Farkına vardıklarında da kur yavaş yavaş yukarıya doğru ilerleyecek. Şu an hükümete sesleniyorum. Sayın Erdoğan, yaptıklarınız çok yanlış. Bırakın bu dolara dövize müdahale etmeyin. Bırakın kendi annene varsa görsün. Yeni ve ihracata dönük şirketlerin projelerine hibe vererek destek olun. Tarımı destekleyin. Çünkü Türkiye'nin en büyük sıkıntısı döviz bulamamak. Döviz elde edemiyor Türkiye. Dışarıya mal satmaya kalktığı zaman içeride mal kalmıyor. Fiyatlar iki katına çıkıyor. Dışarıya mal satamazsan ithalat yapamıyorsun. Buradan şu anlaşılıyor ki bu işi Erdoğan biliyordu. Küçük esnafı çarpan hükümete vatandaş sandıkta cevabını verecektir. Rabbim ülkemizi korusun, Rabbim milletimizi korusun.